larse inanın ki çok dolaşıyorum ve <laughs> milletvekilliğim döneminde belediye Başkanlığım döneminde Türkiye'yi hep dolaştım ama ülkemizi hiç bu kadar mutsuz hiç bu kadar enerjisi düşük görmedim esnaflarımız siftah yapmadan dükkanlarını kapatıyorlar evet. hele hele işçi gençlerimiz var memur memurlarımız var öğrenci gençlerimiz var, esnaf gençlerimiz var, bir de işsiz gençlerimiz var. Onları ileride ilerleyen aşamada saatlerde konuşuruz. Ama uygun görürseniz asgari ücretle ilgili Türkiye Değişim Partimizin görüş ve düşüncelerini aktarmak isterim. Buyurun lütfen. Bakıyorum, izliyorum televizyonu. Üzülüyorum. Niye biliyor musunuz? Oradan çıkacak olan kararın inandırıcı olması mümkün değil. İnandırıcı olmak için sistemi devreye koymak lazım. Türkiye Değişim Partisi'nin öneri ve görüşlerini dinleyin. Türkiye Değişim Partisi'nin önerisini bugünkü iktidar uygulasın, en ufak bir problem olmaz. Çünkü Türkiye Değişim Partimiz'in görüşleri adaletli görüş, faziletli görüş, merhametli görüş, şefkatli görüş ve bütün tarafların mutlu olacağı görüş. Bunun için bunun için rahmetli Bülent Ecevit'imizi saygıyla, sevgiyle, rahmetle anıyorum. Benim de ilk genel başkanımdır ve daimi de genel başkanımdır. Çünkü Bülent Ecevit objektifti. Bülent Ecevit kimseden yana olmazdı ama alın teri emeğin hakkını korurken de esnafımızın, tüccarımızın da çarkının dönmesine engel bir şey yapmazdı. O nedenle burada bir ekonomik sosyal konsey toplanmalı. Ekonomik sosyal konseyde bütün partilerin temsilcileri olmalı. Belki geniş kapsamlı olmayabilir. Doğrudur. Grubu bulunan partiler olmalı. İşveren temsilcileri olmalı. Sendikalar olmalı. Burası birinci. İkinci e, önerimiz de şu. Bunlara takviye olarak da uluslararası 3 tane yeminli kuruluş. 3 tane yeminli kuruluş uluslararası. Onlar gidecekler. 4 kişilik bir aile. Karı, koca ve iki tane evlat. Bu dört kişilik ailenin bir aylık geçim şartları ve koşulları nedir? Onların araştırmasını yapacaklar. O araştırmaya getirecekler. Masanın üzerine koyacaklar. Üç kuruluşunda birbirinden haber olmayacak. Sonra işveren temsilcileri diyecek ki biz asgari ücrete şu rakamı verdiğimiz zaman vergi olarak da şu kadar bize intikal ediyor. Bizim bunu karşılamamız için şu kadar bir vergi indirimine itiraf var. Çünkü siz bunu verdiniz muazzam bir şekilde ama yarın 2 milyon evladımız işsiz kalırsa bu yükü esnaf, tüccar, sanayici taşıyamazsa nasıl olacak? Bunun için İş bunun, lazım bunun lazım. objektif yanını almak lazım. Mesela bakıyorum. Türkiye Değişim Partisi sorumluluğunun bilincinde olan partidir. Türkiye Değişim Partisi oy almak için konuşmaz. Devletimizin bölünmez bütünlüğünü savunan, devletimizin çarklarının iyi dönmesini savunan bir siyasi parti. Belki de bu dönemde en çok ihtiyacımız oldu. İnanın ki öyle. Bakın inanın ki öyle. Bakın ben bakıyorum bazı sorumsuz siyasiler o siyasi partilerin temsilcisi bir tanesi diyor ki 15 bin lira verelim bir tanesi 12 bin lira verelim tamamı popülist politika yapıyor evine süt süt çocuğuna süt götürmekte zorlanan zeytinyağı almakta zorlanan artık şeker bile almakta zorlanan pazara gittiği zaman gece pazar kararsında en son fiyatla ben neler alım diye asgari ücretli üzerinden siyaset yapılmasını, bu konunun siyaset malzemesi yapılmasını biz asla doğru bulmayız. Sendikaları da popülist politika yapmaktan uzaklaşmaya, siyasi partileri de bu konuda objektif olmaya davet ederiz. Bizim Türkiye Değişim Partisi olarak bazı hassas konular vardır ki bunlar üzerinden siyaset yapılmaz. Bunlardan bir tanesi asgari ücrettir. Bir tanesi emeklerimizdir, bir tanesi memurlarımızdır, bir tanesi de dış politikamızdır. Bunlar Türkiye Değişim Partisi'nin olmazsa olmaz kırmızı çizgileridir. Şimdi bir ekonomik sosyal Ekonomik sosyal konsey toplansa, orada her parti olsa, bütün sendikalar olsa, herkes orada görüşlerini söylese, üç tane de araştırma kuruluşu demeli ki, dört kişilik bir ailenin asgari e, alması gereken rakam şudur dese, inanın ki kamuoyu da en ufak bir şey söylemez ama bu araştırma kuruluşlarının, bir tanesi Alman olacak, bir tanesi diyelim Fransız olacak, bir tanesi başka bir şey. İki tane de yerli film olacak ve, ve birbirinden, bağımsız. birbirinden bağımsız ve bunun örtüşmesi lazım. Sorumluluk taşıyan siyaset budur. Türkiye Değişim Partisi sorumluluğunun bilincinde olan bir siyasi partidir. O nedenle ben üzülüyorum. Yani o tabloya bakıyorum, üzülüyorum. Ee, bir de bir de. Ben hiçbir zaman e, bu konunun bürokratlar tarafından yürütülmesini arzu etmem. Ben devlet memurlarımızın siyasete karışmasını asla doğru bulmam. Siyasilerin de devlet memurlarını muhatap almasını doğru bulmam. Siyasinin muhatabı siyasidir. Devletimizin devamlılığı bizim için baştacıdır. 657 sayılı devlet personel yasasına göre. Devletimizde işbaşı yapmış. Hangi dönem işbaşı yaparsa yapsın, evet. onlar artık Türkiye Cumhuriyetinin devlet memurudur. Siyasilerin bir devlet memurunu sıkıntıya sokacak. Şimdi bakıyorum orada genel müdür hanımefendi orada ama genel müdürün yapacağı bir konu değil ki o. Evet. O genel müdür o açıklamayı yapamaz ki sendika başkanı bağımsızdır konuşabilir. Öbür sendika başkanı konuşabilir ama bir devlet memuru'nun e, bu konuda. E, yorum getirmesini ben çok fazla e, doğru bulmam. Çünkü o devlet memurumuza da yazık. O nedenle siyasilerin muhatabı mutlaka siyasilerdir. Ama biz asgari ücretin e, rakamsal boyutlarını e, şey rakamsal boyutları konusunda bir şey konuşmak istemiyoruz. Ama insanlarımız son derece yoksul, son derece perişan. Sadece asgari ücretli değil, Emeklilerimiz de per perişan vaziyette. Başka? Devi, evet. Devlet memurlarımız da inanın ki büyük bir sıkıntı içerisinde. Olabilir. Hele hele başka bir şey söyleyeyim. 12 milyon engelli var. Bu engelli yurttaşlarımız per perişan vaziyette. Bizim arkadaşımız var. Sevgili Tayfun hazırlıklarını yapıyor, çalışmalarını yapıyor. Bu hazırlıkları bize getiriyor. 12 milyon engelli ve evinden çıkamayan engelli evlatlarımız var.